Mutlu akşamlar, mutlu haftalar. Takvimler 6 Kasım 2017 Pazartesi'yi gösterirken TV2 Akşam Bülteni ile karşınızdayız. Ben Fatma Meltem Naz Yılmaz. Sıcak gündemi aktaracağız, hayatın gerçeklerini paylaşacağız bu akşamda. Gündem yoğun. O zaman hızlıca günü özetlemeye başlayalım. Başkent Ankara diyelim. Öyle ki özellikle Melih Gökçek'ten boşalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna kim oturacak sorusu gündemi epey meşgul ediyordu ki başkan belli oldu. Sincan eski belediye başkanı Mustafa Tuna Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Günün en çok konuşulan haberi ise AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin'in açıklamalarıydı. Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen nüfus hizmetleri kanunuyla birlikte isteyenlerin adını ve soyadını değiştirebileceğini duyurdu. Ve Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin kaderi de bugün belli oldu. Projenin tanıtım toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Projenin detaylarını anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanıp hizmete girdiğinde AKM İstanbul ve ülkemiz için sembol bir mekan haline gelecektir dedi. Biraz sonra bu açıklamalar ekranlarda olacak. Ve dünya gergin, adeta soğuk savaş yaşanıyor. Bugünlerde Orta Doğu alev alev desek yanılmış olmayız. Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler bölgeyi iki büyük cephenin rekabet alanına çevirmiş durumda. Suudi-İran gerginliği bölgeyi karıştırdı. İran, Rusya cephesine karşı İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi ittifakı bölgede kutuplaşma yarattı. En önemli soruysa Ankara'nın hangi tarafa yakın olacağı. İşte bu konu merak edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu coğrafyasında yaşanan sıcak gelişmelerin gölgesinde Rusya'ya gidiyor. Ziyaret 13 Kasım günü gerçekleştirilecek. Erdoğan 14 Kasım'da da Kuveyt'e geçecek. Rusya ile yakın temas halinde olan Ankara için bu ziyaret büyük önem taşıyor. Dünyanın konuştuğu bir diğer gelişme ise Suudi Arabistan'da geçtiğimiz gün başlatılan yolsuzluk operasyonları. Operasyonlar kapsamında 11 prens, 4 bakan ve çok sayıda üst düzey görevli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların banka hesaplarının da dondurulduğu açıklandı. Bu özetlerin ardından TV2 Akşam Bülteni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKM projesi tanıtım toplantısındaki konuşmasıyla başlıyor. Dokuz yıldır çivi dahi çakılmayan, adeta çürümeye terk edilen İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin kaderi bugün belli oldu. İnşallah ilk çeyreğinde nasip olursa tamamlanıp hizmete girdiğinde Atatürk Kültür Merkezi İstanbul'umuz ve ülkemiz için gerçekten yüz akı, gerçekten sembol bir mekan haline gelecektir. Projenin tanıtım toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Projenin detaylarını anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009'un ilk çeyreğinde tamamlanıp hizmete girdiğinde AKM, İstanbul ve ülkemiz için sembol bir mekan haline gelecektir, dedi. Sizlerin de gördüğü gibi Atatürk Kültür Merkezi maalesef talihsiz bir mekandır. İlk gündeme geldiği 1930'larda başlayan macerası yaklaşık 40 yıl sonra, ancak 1969 yılında fiziki gerçekleşme ile sonuçlanabilmiştir. Açılışının üzerinden bir yıl geçtikten sonra ise bu defa yangın felaketi sebebiyle kapılarını tekrar kapatmak zorunda kalmıştır. 1977 yılında yeniden açılışının ardından depreme dayanıksız olduğunun ortaya çıkmasına kadar verdiği hizmetler elbette önemlidir. 2007 yılından itibaren çeşitli vesilelerle farklı kurumlar tarafından yapılan incelemeler bu binanın artık kullanılamayacağını göstermiştir. Bilimsel verilere rağmen bu yapının yıkılıp yeniden inşasına karşı yürütülen direnişin kültür sanat hassasiyetinden değil, ideolojik saplantılardan kaynaklandığını gayet iyi biliyoruz.
Kültür ve Turizm Bakanı AK Parti Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş da yıkılarak opera binasına dönüştürülecek olan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin proje tanıtım toplantısındaydı. O da bir konuşma yaptı. Projenin önemini anlattı. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin proje tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Kültür Merkezi'nin neden yıkıldığını anlattı. İnsanların olduğu gibi binaların da bir ömrü olduğunu belirten Bakan Kurtulmuş, burada Türkiye'nin medarı ihtarı bir projeyi hayata geçireceğiz, dedi. AKM yenileniyor. Az evvel Murat Bey'in de ifade ettiği gibi AKM kendi şartları içerisinde, kendi dönemi içerisinde önemli bir projeydi. İstanbul'un son derece değerli bir binasıydı, sanat merkeziydi. Ancak insanlar gibi binaların da ömürleri var. AKM yoruldu, yaşlandı ve artık günün icablarını yerine getiremez hale geldi. Onun için yeni bir binaya ihtiyaç var. AKM'nin yenilenmesine ihtiyaç var. Bundan dolayı uzun bir hazırlık döneminden sonra böylesine güzel bir projeyle Türkiye kamuoyunun karşısına çıkıyoruz ve AKM'yi yeniliyoruz. İnşallah 2019'da da bitirerek içindeki ilk töreni, ilk toplantıyı, ilk konseri yapacağız. Yeni AKM'nin modern çizgiler taşıması, kendine özgü bir takım çizgiler taşıması kaçınılmazdır. Onun için AKM'nin yeni binasının Türkiye için bir övünç projesi olacağını biliyoruz. Bizim buradan tavsiyemiz şudur, AKM ile ilgili geçmiş dönemde bazı eleştiriler, bazı spekülasyonlar yapıldı. Ben hiç kimsenin AKM konusuna ideolojik, şartlı ve yanlı yaklaşmamasını tavsiye ederim. Bütün Türkiye'nin övünç duyacağı, hepimizin gerçekten önünden kıvançla geçeceğimiz, içerisinde son derece güzel etkinlikleri takip edeceğimiz Türkiye'nin medarı iftarı bir projemiz olacak. Günün şartlarına uygun bir şekilde Atatürk Kültür Merkezi bir kültür ve sanat merkezi haline gelecek. Ülkenin bir diğer en önemli gündemi kırmızı etle devam edeceğiz. Biliyorsunuz kırmızı et fiyatlarında düşüşü sağlamak adına marketlerle bir sözleşme imzaladı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba bugün de bir açıklama yaptı. İthal et alımını da bitireceklerini söyledi. Bakıyorsunuz gerçekten et fiyatlarını diğer marketler de düşürmeye başladı. Bu sevinirici bir olay. Yani demek ki piyasada Tarım Bakanlığı, Hayvancılık Bakanlığı regülasyon görevini yapabiliyor. Bu onun bir göstergesi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ucuz et projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fakıbaba, projeye iki marketin dahil edilmesi konusundaki eleştirilere yanıt verdi. Bakan Fakıbaba, kasapların projeye neden kendilerinin dahil edilmediği yönündeki eleştirilerini iki zinciri kontrol etmek var. Bir de 50 bin kasabı ayrı ayrı kontrol etmek var şeklinde yanıt verdi. Yani şöyle, kasaplar benim kardeşlerim. Türkiye'de farz edelim 50 bin kasap var. Şimdi biz bunu kontrol etmek zorundayız. Yani biz sorumluluğu almışız. Yani iki zinciri kontrol etmek var. Bir de 50 bin ayrı ayrı dükkanı kontrol etmek var. Değil mi? Hak vermeniz lazım. Ha diğer zincir marketlere niye verilmedi? Bu soru var. Biz zaten çıkarken şartnameyi koyduk ve ihaleyle yaptık. Burası bir hukuk devleti. Hukuka uygun işler yapıyoruz biz. Öte yandan ithal eti bitirmek için bakanlığın 23 cazibe merkezi ilinde aile işletmelerine yönelik yeni bir proje üzerinde çalıştığını da söyleyen Bakan Fakıbaba, kısa zamanda küçük aile işletmelerini devreye sokacağız dedi. Özellikle küçük aile işletmelerini devreye sokacağız. Küçük aile işletmelerini. Yani aile özellikle kadını sigortalı yapabilecek bir sistem ve kadını bakabileceği, farz edelim 5 tane büyükbaş hayvan, 30 tane küçükbaş hayvan vereceğiz, onu sigortalı yapacağız. Gerekirse ahırları ile ilgili bakım yapacağız, gerekirse yeni ahır yapacağız. Bu konuyla da ilgili projelerimiz var. Umuyoruz bu küçük aile çiftlikleriyle ithalatında önüne geçilmiş olur. Gerçekten de kırmızı et Türkiye'nin en önemli sorunları arasında ilk sıralara yükseldi. Bakalım Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
bu sorunu gerçekten çözebilecek mi? Merakla bekliyoruz biz de. Ve Ünye ile devam edeceğiz. 30 Mart yerel seçimlerinden sonra göreve başlayan ve kısa süre içerisinde Ünye ilçesinin kronik sorunlarına birer birer el atan ve yeni projeler de üreten Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye ilçesinde AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'yu konuk etti. Milletvekili Gündoğdu ile birlikte belediye çalışmalarını yerinde inceledi. 30 Mart yerel seçimlerin ardından göreve gelen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, göreve geldiği günden bu yana Ünye'nin kronik sorunlarını el atıyor ve yeni projeler üretiyor. Bu anlamda AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın ev sahipliğinde yatırımları incelemek üzere Ünye ilçesine geldi. Program, Atatürk Parkı'nda yer alan restoranda gerçekleştirilen kahvaltı programıyla başladı. Programın açılış konuşmasını ise ev sahibi belediye başkanı Ahmet Çamyar gerçekleştirdi. Gittiğimizde, telefon açtığımızda, her zaman bizle beraber olan değerli milletvekilimize ilk kez daha buradan teşekkür ediyorum. Bu sabah böyle bir kahvaltıyla başladık. Devamında da birkaç tane kamu yatırımı ve belediyenin yatırımlarını yerinde kesip inşallah Başkan Çamyar'ın ardındansa AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu söz aldı. 2019 seçimlerinin önemine değindi. Yapılan hizmetleri, yapılacak olanları ben kendilerine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreç bizim için çok önemli bir süreç. Yani 2019 seçimleri AK Parti açısından ve Türkiye açısından çok önemli bir süreç. AK Parti iktidarı bir çağı açıp bir çağı kapatmış iktidar. Her birimizin bir tane dairesi olan AK iktidarı. Her birimizin bir arabası olan AK iktidarı. Yalan Milletvekili Gündoğdu, Türkiye'nin Cumhuriyet rejimiyle yönetilmeye devam edeceğini, böyle bir tartışmanın ise oldukça manasız olduğunu ifade etti. Cumhuriyetle yönetilmeye devam ediyoruz. Böyle bir endişe içerisinde olanlar asla böyle bir endişeye kapılmasını İstemiyoruz, böyle bir şey yok çünkü. Ama muhalefet her fırsatta bir şeyler söylüyor. Muhalefetin söylediğinin arkasına da takılmak bizim işimiz. Kahvaltı programının ardındansa heyet Ünye ilçesinde yapılan yatırımları yerinde inceledi. İlk duraksa Ünye ilçesinde inşa edilen alışveriş merkeziydi. Alışveriş merkezini inceleyen heyet, ardından yapımı devam eden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı içerisinde yer alan pazar projesini inceledi. Demokrasi Meydanı'ndayız. Burası toplam 24 dönümlük bir alan. Firmamız 15 Temmuz'a yetiştirmekle ilgili yoğun bir gayret sarf ediyor. 2018'de inşallah 15 Temmuz'da açılışını yapacağız. Şunu görüyorum, Ünye'nin gerçekten çehresi değişmiş, değişmeye de devam ediyor. Kültür merkezinde beraber meydan ve meydanın etrafında güzel çarşısı olan bir yer olmuş olacak. Heyet son olarak Tabakhane Deresi ve Gençlik Merkezi projelerini inceledi. Zamanı zaten burayı yükselttiler AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu Ünye ilçesinde demiştik. Ünye ilçesinde belediye çalışmalarını inceleyen Milletvekili Gündoğdu fındıkla ilgili de konuştu. Milletvekili Gündoğdu fındığa en çok sahip çıkan iktidarın kendileri olduğunu bir kez daha yineledi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fiyat ve alım politikasını değerlendirdi. Bu iktidar üreticinin yanında olmuştur. Ünye Belediyesi tarafından ilçede yapılan yatırımları yerinde incelemek üzere Ünye ilçesine ziyarette bulunan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu fındıkla ilgili olarak konuştu. Bu iktidar fındığa sahip çıkmıştır. Bu iktidar üreticiye sahip çıkmıştır. Bu iktidar üreticinin yanında olmuştur. Ne olmuştur? 9 yıldır, 8 yıldır devreye girmeyen kanunu biz Cumhurbaşkanımıza söyledik, Başbakanımıza söyledik. Şu an Kültür Bakanımızın bakanımızı ısrar etti, diğer bakanlarımızı ısrar etti ve çok şükür TEMO devreye girdi. TEMO şu anda 102 bin ton fındık aldı. Milletvekili Gündoğdu fındığa en çok sahip çıkan iktidarın kendileri olduğunu ifade ederek Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım ve fiyat politikasını da değerlendirdi. Efendim fındık 8 liraymış. TEMO nereye fındık aldı? Biz iktidar olarak üzerinde düşeni yaptık. Rekortenin 700 bin ton olduğu bir ortamda bunu yapamıyoruz.
konusu üzerinden ciddi eleştirilere ve karalama kampanyalarına uğradığını ifade eden Gündoğdu, sezon başında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya fındığın 11 veya 12 lira olması konusunda talepte bulunduğunu söyledi. 700 kişi yorumda küfretti bana. Fındık güzel. Evet, ben bakanımıza da söyledim. Tarım bakanımıza da ilk toplamda dedim ki fındığın fiyatı 11,5 lira olsun, girasın fındığı 12 lira olsun, serbest piyasa 10 lira olur dedim. O da gitti görüştü, bütçemiz bu kadar. Buna göre biz tamamen gelen fındığını alacağız. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakın şu anda 2018'de kemerleri daha fazla sıcak. Çünkü dışarıdan Türkiye'ye karşı operasyon yapıyorlar. Vekil Gündoğdu son olarak fındık üzerinden AK Parti hükümetine eleştirilerde bulunan muhalefetleri de seslendi. Muhalefet fırsat gözü. Kılıçdaroğlu ne yapıyor karşımda? Bizim açığımızı yakalamak için gayret gösteriyor. Ama biz yaptığımız hamlelerle vatandaşlarımızdan destek alıyoruz. Doğru yaptınız diyor vatandaşımız. Bunların hepsi anketlerle sorularak yapılıyor. Onun için bu tartışmalara asla teşkilatlarımız girmiyor. Altınordu ilçesinde Karşıyaka ile Şirinevler mahallelerini birbirine bağlayan ve bölgenin trafik akışındaki en önemli geçiş noktası olan sivil savunma köprüsü araç trafiğine açıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede sürdürdüğü asfalt yol çalışmaları kapsamında Karşıyaka Mahallesi Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı'nı Ulubey yoluna ve bu yol üzerindeki çevre yoluna bağlayan güzergahtaki sivil savunma köprüsü genişletilerek gidiş ve geliş olacak şekilde yeniden yapıldı. Geçtiğimiz hafta basın mensuplarıyla birlikte köprüde inceleme yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sivil savunma köprüsünün bugün itibariyle açılacağı müjdesini vermişti. Yapım sürecinde Turgut Özal Bulvarı ile İtfaiye Köprüsü geçişlerinde araç yoğunluğunun artmasına neden olan köprü, inşa edilen haliyle artık 2 gidiş ve 2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritli olarak hizmet veriyor. Altınordu ilçesinde Karşıyaka ile Şirinevler mahallelerini birbirine bağlayan ve trafik sirkülasyonunun en yoğun olduğu arterlerden olan Civil Deresi üzerinde yapılan sivil savunma köprüsü araç trafiğine açıldı. Kaldırımlar dahil eni 25 metre olan köprü çift açıklıklı ve 46 metre uzunluğuna sahip. Fore kazıklı ve öngerilmeli kirişte yapılan köprünün toplam maliyeti ise 3 milyon lira. Türkiye ölümlü iş kazalarında Avrupa birincisi, dünyada ise ilk sıralarda. Ne yazık ki durum bu. Bunun önüne geçmek adına birçok çalışma yürütülüyor. Ancak sonuç henüz istenilen seviyede değil. İş sağlığı ve güvenliği için İşkur da devreye girdi bir süre önce ve denetimlere başladı. Bu kapsamda Ordu'da Ocak ve Eylül döneminde 51 iş yeri denetlendi. Kurallara uymayan iş yerlerine 461 lira para cezası kesildi. İş sağlığı ve güvenliği konusu günümüz çalışma hayatı ve çalışma hukukunun önemli bir boyutunu oluşturuyor. İş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınarak uygulanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması, işçiler ve sosyal güvenlik sistemleri için önemli sonuçlar ortaya koyuyor. 631 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre iş güvenliği açısından tehlikeli meslek gruplarına yönelik yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren İşkur İl Müdürü İsa Kaymak çok ciddi yaptırımların olduğunu ifade etti. Tabii iş yeri denetimleri tamamen Teftiş Kurulu Başkanlığı Ankara'da 5 bölge var zaten. Teftiş Kurulu tarafından yapılan, iş müfettiş tarafından yapılan bir denetim. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'na göre iş yerlerinde, tehlikeli ve çok tehlikeli meslek gruplarında çalışılan iş yerlerinde yapılan denetimler. Bu kapsamda tabii çok ciddi cezalar uygulanıyor. Bu kapsamda Ocak-Eylül döneminde 51 iş yeri denetlendi. 461 lira para cezası kesildi. 6331 sayılı kanun kapsamında Ocak-Eylül dönemi içerisinde 51 iş yeri denetlenmiş ve 461 bin lira para cezası kesilmiş bugüne kadar onlar için. Önceki yıllarda biraz daha fazla bu. Mesela 2016 yılının tümüne baktığınızda 194 iş yerine 2 milyon 138 bin 230 liralık bir para cezası öngörülmüş.
Müdür Kaymak iş sağlığının önemine de değindi ve insan hayatı her türlü maddi ölçünün üzerindedir ifadelerini kullandı. Tabii iş sağlığı ve güvenliği insan hayatı için en önemli olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Bunu ne cezayla anlatabilirsiniz ne de başka bir şekilde hani maddi ölçüyle ölçme imkanınız yok. İnsan hayatı her türlü maddi imkanın, maddi ölçünün dışındadır. Dolayısıyla biz bir cezai müeyyiden kaçmak için değil, insanlar hakikaten tehlikeli ve çok tehlikeli meslek gruplarıyla grupları içerisinde almaları hem onların hayatlarını hem de bundan sonraki yaşamlarını, sağlıklarını devam ettirmeleri açısından önemli. Kaymak, iş sağlığı ve güvenliği açısından bilgilendirme çalışmalarının da yapıldığını aktarırken, iş güvenliği açısından sıfır kazanın sağlanması için elden gelenin yapılacağını ifade etti. Bu kapsamda da bu yıl iş sağlığı güvenliği ile ilgili bir bilinçlendirme çalışması da yapıldı. Bir süre sahalarda hem ortak sağlık güvenlik birimleriyle hem de çeşitli iş yeri ziyaretleriyle bu konuda bir bilinçlendirme oluşturulmaya çalışıldı. Bu tekrar yeniden canlandırılacak. İş sağlığı güvenliği konusu da sıfır kaza sağlanmak için elden gelen her şey yapılacak. Söylediğim gibi insan hayatı her şeyin önünde. Ve fındıkla devam edeceğiz ama bu kez bilimsel olarak Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi bölgenin simgesi fındığa el attı. Fındığın ülkenin gündeminde tutulması ve üretiminden ihracatına bütün aşamalarıyla araştırılması için Ordu Üniversitesi harekete geçti. Konuyla ilgili Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tarık Yarılgaç önemli bilgiler paylaştı. Şimdi o açıklamaları izleyeceğiz. Ordu Üniversitesi Emin Çetin Ceviz Merkez Kütüphanesi binasında gerçekleştirilen programda Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tarık Yarılgaç, TV2 Haber Müdürü Fatma Meltem Nazlı Yılmaz'ın sorularını yanıtladı. Yarılgaç, Ordu Üniversitesi'nin dünden bugüne akademik ve fiziksel gelişim süreci, yerleşke içerisinde yapımı devam eden ve tamamlanan binalar, gerek üniversite bünyesinde gerekse DOKAP'la ortak yürütülen projeler, Ziraat Fakültesi'nde fındıkla ilgili yapılan çalışmalar, üniversitenin şehrin kültürüne, turizmine olan katkıları ile ilgili sorulara cevap verdi. Yani fındıkla özellikle biraz önce söylediğim gibi verim ve kalite ilişkisi. Verim kalite ilişkisi neden önemli? Çünkü insanımız mutlu değil. Yani her yıl yaşıyoruz. Ayrıca evet. Ben de bu yörenin evladıyım. Üniversitemiz Ziraat Fakültesi'nin bölgenin simgesi haline gelmiş olan fındığın ülkenin gündeminde tutulmasını ve üretiminden ihracatına bütün aşamalarıyla araştırılmasını, her açıdan tartışılmasını temel görevlerden biri edindiğini belirten Yarılgaç, fındıkla ilgili birçok çalışma yürütüldüğünü kaydetti. Şimdi biz 60-70 kilolar elde ederken dönüm başına, hektara diyelim işte 1000 kilo bile yapmıyor, 600 kilolar yani 10 dekar diye düşünürseniz. Şimdi yurt dışındaki hangi araştırıcıyla konuşursak, bakın geçen hafta bizim yine borsayla beraber Ziraat Fakültesi'nden öğretim elemanlarımız İspanya'daydılar. Bana ufak bir briefing verdiler. Aldığım bilgi şu: İspanya toprak yapısı, iklimi, ekolojisi itibarıyla subtropik bitkilere daha yatkındır. Yani bu bizim turunçgiller dediğimiz. Ama o yörede özellikle bir mikroklima dediğimiz bir özel alan var. Güney kısımlarda. Katalonya çok meşhurdur ya, şimdi çok gündemde. Katalonya civarında bir yerde. Orada 250 kilolara kadar çıktılar. Şimdi ekoloji uygun değil, toprak yapısı uygun değil. İşte diyelim ki aslında onların şartları hakikaten bize göre çok eksilerde ama 250 kilo alıyor dönüme. Evet. Biz burada şu anda fındık ekolojisinin en uygun olduğu topraklar buralar. Hani derler ya bazen fındık için yaratılmış olan yerler buralar. Evet. Bu kadar güzel, çünkü lezzet, Türkiye'nin öne çıkmasının ana sebebi bu. Bu en kadar lezzetli, kaliteli, çünkü yağ, protein oranı, antioksidan oranları çok dengeli seviyede. O ekolojiden kaynaklanıyor. Güneşlenmesi, yağmurlanması vesaire. Ama biz burada neden 60 kilo alıyoruz? Neden 80 kiloya en fazla çıkabiliyoruz? Hadi bilemediniz 80-100 kilo. Şimdi bu kadar düşük bir rakamla bizim onlarla yarışmamız, onlarla mücadele etmemiz mümkün değil. Evet. Öyle dersiniz böyle. Bizim bütün derdimiz bu. Yani Ordu Üniversitesi özellikle diyelim ki bu alandaki projeler, ki DOKAP'a da teşekkür ediyoruz. DOKAP, DOKA, bunlar bu tür ajanslar, bu tür diyelim ki proje üretici kuruluşlarla biz ortak çalıştığımızda niyetlerimizi, hedeflerimizi ortaya koyuyoruz. Araştırıcılarımız o yönde. Fakat bu
Hepinizin malumu ki araştırmalar çok uzun sürer. Evet. Böyle bir senede hani hap gibi alalım da bu o hapın oluşması bile çok uzun yıllardır. Yani insanlar bazen şunu bekliyorlar. Ya işte bir hani bu geçenlerde çıktı değil mi? Geçen senede hatta evet. Bu senede meşhur işte külleme hastalığı. İşte efendim malum biraz önce dediğim gibi topraktaki analizlerin yapılmaması. Bu tür hastalıklar, bu tür zararlar. Ama onun araştırması en az 8-10 yıldır. Adaptasyon çalışmaları o kadar uzun sürer ki. Biz zaten işte onu yapıyoruz ve üreticimiz de onları izleyecekler, verimi ve kaliteyi mutlaka artıracaklar. İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk kurumu yakında yürürlüğe giriyor. Kanun kapsamında sayılan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya başvurulması artık zorunlu olacak. TV2 ekranlarında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ordu Serbest Muhasebeciler ve Maliye Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, uygulamanın sadece işçilik alacaklarıyla ilgili olduğunu anlattı. İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin arabuluculuk sistemini getiren düzenlemenin de bulunduğu İş Mahkemeleri Kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasallaştı. Peki arabuluculuk sistemi nedir, neyi ifade eder? Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş yanıtladı. Arabuluculuk sisteminin detaylarını anlattı. 14 milyon işçiyi ilgilendiriyor. Siz ihbar tazminatınızı, kıdem tazminatınızı, fazla mesainizi, işverenden alacağınız ücretlerle ücret alacağınızla ilgili artık mahkemeye gidip dava açamıyorsunuz. Öncelikle arabulucuya gideceksiniz. Arabulucu işçi ve işvereni bir araya getirecek. Bununla ilgili bir çalışma yapılacak. Eğer arayı bulamadıysa bununla ilgili hazırladığı tutanağın bir fotokopisini veya aslını işçiye verecek. Bu durumda gidip sizin dava açma hakkınız var. Bahadır Baş hangi konularda arabuluculuk sisteminin devreye girdiğiyle ilgili de bilgiler paylaştı ve uygulamanın sadece işçilik alacaklarıyla ilgili olduğunu anlattı. Evet, sadece işçilik alacaklarıyla ilgili bütün alanları kapsamıyor. Özellikle bu yani işte diyelim borç alacak davanız var, işte bir başka özel tapuğu var, boşanma onlarla ilgili değil. Sadece işçi alacakları, işçi tazminatları konularında ama burada şey yok, iş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili gitmenize gerek yok. Normal mahkemeye gidebiliyorsunuz. Söylediğim gibi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, izin süreleri ve ücret alacağınızla ilgili herhangi bir işverenden alacağınız varsa bu sadece işçi için değil. Diyelim siz herhangi bir işverenden, işveren işçisinden ihbar tazminatı da isteyebilir. İşveren de aynı şekilde dava açamıyor. Önce arabulucuya gidecek, o müesseseden yararlanacak ve ondan sonra da anlaşma zemini olmuşsa zaten iş tatlıya bağlanacak. Olmamışsa da oradan alacağı tutanakla beraber dava dilekçesini ekleyip dava açacak. Baş mali müşavirlerin işçi ve işveren arasında arabuluculuk yaptığını da ifade etti. Mali müşavirlere de bu yetkinin tanınması gerektiğini düşündüğünü kaydetti. Meslek mensupları mali müşavirler 1990'dan bu yana kadar aslında işçiyle işveren arasında arabuluculuk yapıyor. Niye arabuluculuk yapıyor? İşte çalıştırdığı işverenin defterini tuttuğu müşterisinin yanında çalışanı da biliyor. Onları çok rahatlıkla bir araya getirebiliyor. Onların uzlaşmasını, onların borç alacaklarıyla ilgili tespitin yapılmasında aslında bir güven meselesi. Fiilen yaptığımız bir iş biz. Biz fiilen zaten büromuzda işçi geliyor diyor ki abi ben işverenimden ayrıldım. Biz ya Ali işvereni arıyoruz, bak bu seni şikayet edecek, bak bunun haklarını ver diyoruz. Mali müşavirlere de bu yetki tanınmalıydı. Burada bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Büyükşehir Ordu'nun bütün ilçelerinde humalı bir yol çalışması var. Vatandaş çamurdan, çukurdan kurtarılıyor, rahata kavuşturuluyor. Deyim yerinde ise asırlık sorunlara neşter vuruluyor. İşte o ilçelerden biri de Mesudi ilçesi. Bu kez yol çalışmaları Keyfalan yaylasındaydı. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, diğer yol çalışmalarında olduğu gibi yayladaki yol çalışmalarını da yakından takip etti. Ordu'ya 134, Mesudi ilçesine de 20 kilometre mesafede yer alan Keyfalan yaylasında iş makineleri arı gibi çalışıyor. Yaylaya ulaşımı daha da rahatlatmak için yol çalışmaları yapılıyor. İlçedeki tüm yol çalışmalarını yakinen takip eden Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, bugün de Keyfalan Yaylası'na mesai harcadı. Çalışmaları yerinde inceledikten sonra açıklama yapan Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, verilen sözleri bir yerine getirdiklerini söyledi. Yani bu bir söz verilmişlik vardı siyasilerimizden tarafından ama bir türlü yapılamıyordu. Nasip oldu. Bugün asfaltımız döküldü, dökülüyor. Şu anda halkımız büyük bir sevinç yaşıyor.
Ben gerçekten emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Keyif alanımıza, turizmin başkentine yakışmış oldu. İnşallah bütün halkımız bunu candan baştan en güzel şekilde hayırlısıyla kullanırlar. Ben bütün emeği geçen siyasilerimize, tekrar valimize, ulaşım dairemize ve Mesudiye Belediye çalışanlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah güzel günlerde birlikte yolumuzu kullanırız. Gül, Keyfalan Yaylası'nın turizme kazandırılması için proje çalışmalarına başladıklarını söyledi. Keyfalan Yaylamız biliyorsunuz turizmin belki 15-20 yıl öncesinden burası turizm yaylası 83 yılında. Şimdi turizmin altyapısı olan bir yaylamız. Biz burayla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığımızla yapmış olduğumuz girişimlerde proje çalışmalarına başladık. Şu anda orman mühendisi arkadaşımız Orman İşletme Müdürlüğümüzle, Bölge Müdürlüğümüzle birlikte çok güzel bir proje hazırlıyoruz. Yıllar sonra asfalta kavuşan mahalle halkına bu sevinç kurban kestirdi. Gölköy ilçesi denince bizim aklımıza çok farklı şeyler gelebilir ama dünyanın aklına en uzun ömürlü insanların yaşadığı yer geliyor. Bol oksijeni ve muhteşem doğasıyla Gölköy hatırlayacaksınız. Akdeniz Üniversitesi'nin araştırmasıyla dünyada insan ömrünün en uzun olduğu şehir olarak tescillenmişti. Bugün ise ilçede Gölköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde yerelden merkeze yaşlanan insan ve toplum konulu uluslararası sempozyum yapıldı. Gölköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen yerelden merkez, yaşlanan insan ve toplum konulu uluslararası sempozyum Ordu'nun Gölköy ilçesinde yapıldı. Gölköy Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirilen yerelden merkeze, yaşlanan insan ve toplum sempozyumuna başta Gölköy Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve Belediye Başkanı Ali Kemal Mert olmak üzere kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, yurt dışı ve yurt içindeki üniversitelerden gelen akademisyenler ve davetliler katıldı. Yerelden merkeze, yaşlanan insan ve toplum sempozyumunun açılışında bir konuşma yapan Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor İsmail Tufan, 60 yaşın üstünde olmak şartıyla yaşlılar için Gölköy'de bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Türkiye'nin neresinde yaşarsa yaşasın bir yaşlımız, 2 ay, 3 ay, 1 ay Gölköy'de kendine sunulan ve Ulugöl'deki o bungalov gibi evlerin şehir merkezine yakın, Gölköy'de hayatın içine yakın yerlerde inşa edebilirsek, istediği gibi burada rezervasyonu yapsın, kıstas 60 yaşın üstünde olmak şartını getirebiliriz ve uygun bir fiyatla onları burada yerel yönetimin, Gölköy Belediyesi'nin bir hizmeti olarak bu vatandaşlarımıza burada taze hareket dediğimiz hareketliliği istediği gibi gelip burada tatilini veya burada belli bir zamanı geçirip ve şehirle bütünleşip yaşamında bir hareketlilik ve yaşamına bir tazelenmeyi ne yapabilir? Katabilir. Bu projeyi zaman içerisinde çok daha detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız ve Gölköy'den bu projeyi başlattığımızı buradan ben değerli basın mensupları vasıtasıyla Türkiye'ye ilan ediyorum. Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert'se Gölköy ilçesinde yaşlılar için huzurlu bir ortam oluşturulabilecek bir altyapının şimdiden hazırlanması gerektiğini söyledi. Özellikle belli bir yaşın üzerinde, yani hocalarımız 65 yaşın üzerinde bir akademik çalışma yön plana çıkartıyorlar. 75-80 yaşın üzerinde bizim ilçemizde kayda değer çok fazla insanımız var. Bunlarla ilgili mutlaka proje geliştirmemiz lazım. Sosyal hayat ve toplum o kadar hızlı gelişiyor, değişiyor ki eskinin ataerkil toplumu bir ailede torun, gövdede ana baba ve dede olan yaşantı şekilleri artık tamamen değişti. Yaşlı insanların o aile içerisinde hayatlarını sürdürmesi her geçen gün zayıflamış durumda. Bu toplumun realitesine görerek bizim de çocuklarımız var ama kaçınılmaz bir son olarak ya bu çocuklarımızla aynı ortamı paylaşamayacağımız muhakkakken, ortadayken özellikle kendi ilçemizde yaşlanan insanlarımızın geleceğiyle ilgili,
huzurlu bir yaşam ortamını oluşturabilecek bir altyapıyı şimdiden oluşturmamız gerekiyor. Bu bir ihtiyaç mı? İnanın ihtiyaç. Son olarak konuşan Gölköy Kaymakamı Tuncay Kaldırım ise Gölköy'ün uzun ömürlü bir ilçe olduğunu söyledi. Hepinizin bildiği gibi ilçemiz Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor İsmail Tufan ve ekibinin yaklaşık 15 yıllık çalışması neticesinde ortalama 82 yıllık yaşam süresiyle Türkiye'nin en uzun yaşanılabilir 10 mekanından bir tanesi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada ortalama yaşam süresi 71 yıl, TÜİK verilerine göre ülkemizde ortalama yaşam süresi 78 yıl. Yani ilçemizde ortalama yaşam süresi hem dünyanın hem de ülkemizin üzerinde. Şahsen böyle sağlıklı bir yerde çalışmanın vermiş olduğu kıvanç ve mutluluğu yaşıyor, ilçemiz adına gurur duyuyorum. Gölköy'ümüzün Türkiye'nin en uzun ömürlü yeri olarak tespit edilmesi başkaları açısından şaşırtıcı olarak görülebilir. Ancak burada yaşayanlar ve burada çalışanlar için bu durum hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü ilçemiz doğasıyla, bitki örtüsüyle, havasıyla, toprak yapısıyla, coğrafi konumuyla o kadar muazzam özelliklere sahip ki tüm bu özellikleri burada yaşayan her bir insanın yaşam ve sağlık kalitesine olumlu, pozitif etkisi var. Önemli bir haberle devam edelim. Pistinde oluşan çökmeler nedeniyle 3 ay önce bakıma alınan Samsun Çarşamba Havalimanı 7 Kasım'da yani yarın yeniden hizmete açılıyor. Pistinde oluşan çökmeler nedeniyle 3 ay önce bakıma alınan Samsun Çarşamba Havalimanı yarın yeniden hizmete açılıyor. Uluslararası Çarşamba Havalimanı'nda Ağustos ayında pistteki 20 santimlik çökmeler nedeniyle başlatılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Havalimanı yetkilileri yıllık 2 milyon yolcusu bulunan havalimanının 3 kilometrelik pistinin 372 metrelik bölümünün yenilendiğini belirtti. Şu sarıları koyacağız. Işıklar yanıyor. İlk uçuşların yarın İstanbul'dan yapılacağı kaydedildi. Havalimanının kapalı olduğu dönemde kenti havayoluyla gelen yolcular Ordu, Merzifon ve Sinop'taki havalimanlarını kullandı. İzmir'de düzenlenen Kırmızı Türk Medya Ödülleri sahiplerini buldu. TV52 ailesinin de Gündüz Kuşağı'nda Sevgiyle Yaşama dair program sunucusu Sevgi Şükran Karaoğlan yılın en iyi Gündüz Kuşağı program sunucusu ödülünün sahibi oldu. Kırmızı Türk Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın en iyi Gündüz Kuşağı program sunucusu TV52'den Sevgi Şükran Karaoğlan. Ödül töreni İzmir'de düzenlendi. Güzelyalı Kültür Merkezi'ndeki törende televizyon dünyasının en iyileri seçildi. TV'deki ekranlarında yayınlanan Sevgiyle Yaşama dair program sunucusu Sevgi Şükran Karaoğlan, yılın en iyi gündüz kuşağı program sunucusu ödülünün sahibi oldu. Bu ödüle layık gören Kırmızı Türk ailesi başta olmak üzere Cengiz Hankaya Bey'e teşekkür ediyorum. Yılın en iyi gündüz kuşağı program sunucusu olduk TV52 ailesi olarak. Başarılarımızın devamını diliyoruz. İzleyenlerimize ve izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Ege Ordular Dernek Başkanı Aydın Yiğit, İzmir'e uzanan program için teşekkür etti. İzmir'den Ordu'ya sevgiyle, mutlu yaşamaları için her şeyi en güzel olsun isterim. TV52'nin bu programını İzmir'e kadar taşıdığı için 52'ye teşekkür ediyorum ve her akşam da izliyorum. İzmir Ordu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ferda Sarıyer de İzmir'de orduların bir çatı altında toplandıklarını belirterek sıla özlemini giderdiğiniz için TV52'ye teşekkür ediyorum dedi. Sizleri buralarda görmekten son derece mutlu oldum. Kanal 52'nin sahibi İsa Bey'e ve tüm ordulara sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizim buradan gurbetten sılaya hasretimizi, özlemimizi dile getirmek fırsatını bize verdiniz. İzmir'de Kanal 52'nin bir ofisinin olması bizim için son derece önemli. Hepinize teşekkür ediyorum.
Daha önce ekranlara taşımıştık ama bir kez daha gündemimize aldık Ordu'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın çalışmasını. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı şube müdürlüğü tarafından doğada ölü bulunan ya da tedavi sırasında ölen yaban hayvanları tahnit çalışmasıyla gelecek nesillere taşınıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ordu Şube Müdürlüğü ekipleri Karadeniz bölgesinde daha önce doğada ölü bulunan ya da tedavisi sırasında telef olan yaban hayvanlarına tahnit yöntemi uyguladı. Ekipler aralarında baykuş, ağaçkakan, ördek, kuğu, çulluk, karaca, kartal ve şahin gibi yaklaşık 50 yaban hayvanının postlarını ilaçlayıp özel işlemden geçirerek doldurdu. Sürüngen çeşitlerinin de yer aldığı hayvanları daha sonra şube müdürlüğünün içerisinde yer alan Doğa Koruma Yaban Hayvanları Tahnit Müzesi'nde sergilemeye başlayan ekipler hayvan türlerinin sayısını daha da artırmayı hedefliyor. Bu kulaklı orman baykuşu yöremizde var olan türlerdendir. Gece daha çok Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır bölgede var olan ancak kendilerine bir şekilde ölü teslim edilmiş ya da tedavi sırasında ölen hayvanları özel işlemden geçirdikten sonra yeni oluşturdukları müzede sergilemeye başladıklarını söyledi. Özellikle öğrencilerimize yöre halkının, yöre halkına var olan yaban hayvanlarımız hakkında bilgisini sunmak. Özellikle öğrencilerimize bu bilgiyi birebir canlı olarak göstererek sunmak ve yaban hayatı konusunda, ordunun yaban hayatı konusunda bilgi almalarını sağlamak. Ayrıca da var olan yaban hayatı envanterimizin bir nevi görselini burada sergilemek. Özellikle elimizde ona yakın sürüngen türü, kurbağa, kertenkele, yılan olmak üzere endemik olan türlerimiz de söz konusu bize ait olan ve yine kanatlılardan 15'e yakın hayvanımız arkada görüntülenmekte. Bunu burada hem envanter çalışmalarımızda kullanmak üzere hem de öğrencilerimize ve akademisyenlerimizin bilgisine sunmak üzere sergiliyoruz. Özellikle orman kartalı, bu yörede bulunmuş olan orman kartalını görmekteyiz. Yöremizde çok olan üst kısımda gördüğümüz karacalar ve karaca yavruları var ki özellikle ilkbaharla birlikte Nisan-Mayıs aylarında vatandaşımızın tarım alanlarında dahi sıkça karşılaştığı karacaları görmekteyiz. Artık ordunun simgesi haline gelmiş olan hayvanlardandır bunlar. Yine göçmen kuşlarımızdan olan, su kuşlarımızdan olan hayvanlarımız burada. Ördek var, çulluk var, sasozu, horozu var, kuğular var yine kış zamanlarında göç ederken burada var olan. Şimdi tabii bu hayvanları televizyondan ve belgesellerden izlemek mümkün ama birebir canlı olarak burada görmek ve bunların hakkında uzmanlarından bilgi almak yöre insanının oldukça hoşuna gidiyor. Hıdır vatandaşlara yaban hayvanlarını koruyup kollamaları çağrısında da bulundu. Şu anda bu hayvanlarımıza rast gelindiğinde dokunulmaması ve strese sokulmaması gerekmektedir. Büyükşehir Ordu'da yol seferberliğinin sürdüğünü hatırlatmıştık. Mesudiye ilçesindeki yol çalışmalarını ekranlara getirmiştik. Şimdi ise Perşembe ilçesine uzanacağız. Perşembe ilçesinde de Eğitim Caddesi sakinleri artık çamur çukur gibi sorunlarla karşılaşmayacak. Çünkü mahalle sıcak asfalta kavuştu. Ordu'nun Perşembe ilçesinde sıcak asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kış aylarının gelmesiyle yağışlardan önce çalışmaları tamamlamak isteyen Perşembe Belediyesi, altyapısı tamamlanan alanlarda sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Hafta sonu mesaisinde Perşembe Belediyesi, Düz Mahalle Eğitim Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmalarına devam etti. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar, vatandaşlarımız artık bu yolu kullanırken çamur ve çukur derdi yaşamayacak, dedi. Ve Ordu bugün yine bir diğerini daha ebediyete uğurladı. Altınordu Kömürcüler Sokağı eski esnaflarından TV2 Genel Koordinatörü Akın Çiçek'in kayınbabası Mehmet Yılmaz vefat etti. Yılmaz için bugün Altınordu Yeni Mahallede cenaze töreni düzenlendi. Yokuştepe Bahariye Mahallesi'nden Altınordu Şarkiye Mahallesi Kömürcüler Sokağı esnaflarından Mehmet Yılmaz 86 yaşında vefat etti. Ayşe Yılmaz'ın eşi İsmail, Ayten, Nurten
ve Hatice'nin babaları, TVL2 Genel Koordinatörü Akınç Tekin kayınbabası, eski kömürcüler sokağı esnaflarından Mehmet Yılmaz için bugün Altın Ordu Yeni Mahalle Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Mehmet Yılmaz'ın yakınlarının yanı sıra Altın Ordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri, iş adamları, esnaflar, TVL2 yönetici ve çalışanlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi Mehmet Yılmaz'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Mehmet Yılmaz'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altınordu Nizamettin Mahallesi şehir kabristanlığına toprağa verildi. Bu haberle birlikte TV2 akşam bülteninin sonuna geldik. Biraz sonra ekonomi ve spor haberleri sizlerle olacak. Yarın akşam aynı saatte 18.30'da buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Ekonominizin güvencesi İsa Akçay Sigorta ekonomi haberlerini sunar. Toprak Mahsulleri Ofisi'nde Giresun Kalite Fındık Endişük 10 lira, en yüksek 10 lira 50 kuruş, Ordu Serbest Piyasa'da 50 randımanlı tombul kabuklu fındığın kilogramı en düşük 9 lira, Giresun'da 8 lira 17 kuruş, Samsun ve Trabzon'da ise 9 liradan işlem gördü. Altın fiyatlarında bugün Cumhuriyet altını 1064 lira 06 kuruş, gram altın 156 lira 85 kuruş, çeyrek altın ise 257 lira 21 kuruştan işlem gördü. Döviz kuruna gelince avro 4 lira 43 kuruştan, dolarsa 3 lira 83 kuruştan işlem gördü. Borsa İstanbul Yüz Endeksi ise 113.772 puandan işlem gördü. Ekonominizin güvencesi İsa Akçay Sigorta ekonomi haberlerini sundu. Poyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sunar. Mutlu akşamlar. Sporun doğru adresi TV52'ye hoş geldiniz. TFF 3. Lig'de 2. grupta 11. hafta geride kaldı. O haftada da 19 Eylül'de üst sıraları yakından ilgilendiren bir maç vardı. Yeni Ordu Spor bir basamak üzerindeki Muğla Spor'u konuk etti. 90 dakika sonunda gol sesi çıkmayan karşılaşmada mor beyazlı takım büyük bir avantaj kaybetti. İşte o maçın geniş özeti. 3. Lig 2. grupta 11. hafta mücadelesi. Yeni Ordu Spor sahasında Muğla Spor'u konuk ediyor. Karşılaşmada henüz 3. dakika sağ kanattan gelişen atak. Duran topla buluşan futbolcu içeriye doğru gönderdi. Fatih indirdi topu önüne. Vurdu. Top dışarıda out. Duran çok güzel bir pas. Onur topla buluştu. Onur vurdu. Defans uzaklaştırdı. Onur istediği gibi dokunamıyor topa. Turan yine pozisyonun içinde olan futbolcu. Pas Tuncay'a. Ceza sahası dışından vurdu Tuncay. Pas oldu. Turan'a geldi top. Turan vurdu out. 41. dakikanın içindeyiz. Kemal Onur'u gördü. Bekletmeden içeri doğru gönderdi topu Onur. Fatih kontrol etti. Vurdu. Kaleci Barış. Dikkatle izliyoruz. Kemal kullandı tacı. Kerim Bölük. Baskı var. Riskli hareketler Kerim'den. Erhan'ın baskısı. Top yeniden Kerim'de kaldı. Kerim kendi ceza sahasında riskli hareketlerle takımına tehlike yarattı. Maçın ilk yarısında uzatma dakikaları oynanıyor. Yeni Ordu Spor serbest vuruş kullanacak Mustafa ile. Mustafa'nın ortası Barış kaçırdı elinden. Fatih girdi araya. Son müdahale ondan. Top dışarıda. Görüntüler ikinci yarıdan 52. dakikanın içindeyiz. Emre Gemici çalımı Sefa'ya girdi içeri. Arka direğe doğru orta. Fatih Polat kontrol etti. Pas Berkay'a. Berkay vurdu. Kemal. Boşta kalan top
Emre tamamladı ama öncesinde kalkan bayrak var. Karar offside. 61. dakikanın içindeyiz. Mustafa'nın pası Serdar topla buluştu. Vurdu. Bayrak kalktı. Turan orta alanda topla buluştu. Fatih güzel bir pas, ofsayt yok. Fatih Onur'la oynadı. Onur vurdu. Defanstan döndü. 77. dakika maçta. Onur baktı içeriye. Ortası Fatih yükseldi. İstediği gibi vuramadı Fatih. 83. dakika karşılaşmada. Kerim'in önünde kaldı top. Vurdu, İlyas'a çarptı. Atak devam edecek. Şimdi uzaklaştırdı Muğla defansı. Maçta son dakikaların içindeyiz. Onur kazandı topu, pası Fatih'e. Fatih içeri girer girmez vurdu. Defans bırakmadı pozisyonu Fatih. Şimdi pası Onur'a. Onur'un ortası. Serdar'a açtı top. Maçta artık son dakikalar. Deniz'in ortası kale ağzına doğru. İlyas yükseldi topa. Onun önce Barış kontrol etti. Ve maçın son düdüğü geldi. Yeni Ordu Spor 19 Eylül'de Muğla Spor ile 0-0 berabere kalıyor. Cuma günü gerçekleştirilen kongre sonunda kulüp tarihinde ikinci kere divana kalan Ordu Spor'da. Kulübü geçici olarak devralan divan yönetimi şimdi kolları sıvadı. Bugün işlemlere başlayan divan yönetiminin ilk işi valiyle görüşmek oldu. Oradan ne gibi sonuç çıktı bu bilinmiyor, ancak mor beyazlı kulüp için sürpriz bir başkanlık adayı geldi. Cuma günü gerçekleştirilen kongre sonunda kulüp tarihinde ikinci kere divana kalan Ordu Spor'da kulübü geçici olarak devralan divan yönetimi şimdi kolları sıvadı. Bugün işlemlere başlayan divan yönetiminin ilk işi valiyle görüşmek oldu. Akşam saatlerinde Ordu Valisi Settar Yavuz'la uzun bir görüşme gerçekleştiren divan yönetimi konunun ayrıntılarını valiye anlattı. O toplantıdan ne gibi sonuç çıktığı ise henüz bilinmemekte. Ancak kulislerde dönen bilgiye göre ilerleyen günlerde Ordu Spor için güzel gelişmeler olacağı yönünde. Ordu Spor Divan Yönetimi'nin valiyle görüşmesinden çıkan sonuç yarın netlik kazanacak. Ancak onun öncesinde Mor Beyazlı Kulüp'te bir gelişme daha yaşandı. Ordu Spor'un 3 Ekim'de gerçekleştirilen olağanüstü kongresinde divan başkanlığı yapan Hasan Vayni, Mor Beyazlı Kulüp için sürpriz bir açıklama yaptı. Kulübün divana kalması üzerine öncelikle takım için 15 gün içinde yeni bir yönetim bulmak için uğraşacak olan divan yönetiminden Başkan Hasan Vayni, eğer bu süre içerisinde yeni bir başkan ve yönetim bulamazsa kulübün anahtarını valiliğe bırakacak. Yani Ordu Spor kayyuma kalacak. İşte bu aşamada devreye gireceğini açıklayan Vayni, iş valiliğe gitmeden başkanlığa aday olabileceğini söyledi. Ordu Spor'u sahipsiz bırakmayacaklarını açıklayan Divan Yönetimi Başkanı Hasan Vayni, Ordu Spor için son aşamada başkanlığa adayım dedi. Bu hafta sonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Ordu takımları için bal gibi geçti diyebiliriz. Yine bir takım hariç, o da Ordu Spor. Biliyorsunuz ki 7 hafta geride kaldı. Ordu Spor'un hala bir galibiyeti yok, ancak diğer Ordu takımları Fatsa ve Ünye için durum değişik. Her iki takım da haftayı galibiyetle kapattı ve 7. haftayı Fatsa lider, Ünye ise 2. sırada kapattı. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4. grupta 7. hafta sona erdi. Grubun 7. haftasında toplam 7 karşılaşma oynandı. Oynanan 7 karşılaşmanın 3'ünü ev sahibi takımlar kazanırken, 3 karşılaşmadan ise deplasman takımları sahadan galibiyetle ayrıldı. Bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. 4. grupta 7. haftada Ordu ekipleri damga vurdu. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'in 7. haftası Ordu derbisine sahne oldu. 4. grupta namuallup liderliğini sürdüren Fatsa Belediyespor, 7. hafta mücadelesinde Ordu Spor'u konuk etti. Tribünlerin dolu olduğu Fatsa ilçe stadında, Sarı Lacivertli takım ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmada, ikinci yarıda Babakar Embay Diop ve Anıl Bircan'ın golleriyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak liderliğine devam etti. 7. haftayı 3 puanla kapatan Fatsa Belediyespor, gelecek hafta deplasmanda
Ünye Şehir Stadı'nda grupta ikinci sırada bulunan Ünye 1957 Spor ile karşı karşıya gelecek. Ordu derbisinde karşı karşıya gelen Faslı Belediyespor ile Ordu Spor maçtan önce anlamlı bir harekete imza attı. İki takım oyuncuları sahaya birlikte çıkarak bedensel engellilere destek amaçlı pankart açtı. Yanlarında küçük çocuklarla birlikte hayatı paylaşmak için engel yok pankartını açan iki takımın bu hareketi tribünlerden alkış aldı. Grubun bir diğer önemli karşılaşması ise Tokat'ta oynandı. Fas'a Belediyespor ile birlikte grupta mağlup olmayan iki takımdan biri olan Ünye 1957 Spor, deplasmanda Tural Spor ile karşılaştı. Yoğun yağış altında geçen karşılaşmada Ünye 1957 Spor ilk yarının uzatma dakikalarında Aytaç'la bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarıya daha da istekli başlayan yeşil beyazlı ekip Tokat deplasmanında girdiği pozisyonları değerlendiremeyince 90 dakika sonunda sahadan 1-0'lık galibiyette ayrıldı. Deplasmanda Tural Spor'u 1-0 mağlup etmesini başaran Ünye 1957 Spor bu sonuçta 7 haftalık lig maratonunda ilk deplasman galibiyetini almış oldu. Grupta zirveyi 4 puan geriden 2. sırada takip eden Ünye 1957 Spor 8. hafta mücadelesinde Ünye Şehir Stadı'nda lider Fas'a Belediyespor'u konuk edecek. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği ile Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde sporcu beslenmesi ve sporcu psikolojisi konularında seminer düzenlendi. Seminerde tüm spor camiası oradaydı ve dün akşam sporcular ve spor adamları yararlı bilgilerle salondan ayrıldılar. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği ile Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde sporcu beslenmesi ve sporcu psikolojisi konularında seminer düzenlendi. Seminerde tüm spor camiası oradaydı. Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde yapılan seminere Altın Ordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Başkan Yardımcısı Aydın Şaşmaz, Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, TÜFAT Ordu Şubesi Başkanı Turgut Kır, Ordu ASKF Başkanı Mustafa Kılıç, ASKF Genel Sekreteri Metin Kır, Futbol İl Temsilcisi Ali Osman Osma, Ordu Spor'un eski efsane futbolcuları, Ordu Amatöründeki antrenör ve sporcuların yanı sıra Rus Mat 4 Gençlik Spor Takımı katıldı. Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim elemanlarından yardımcı doçent doktor Erdar Arın'ın verdiği seminerde sporcular ve spor adamları yararlı bilgilerle salondan ayrıldılar. Sporcu beslenmesiyle alakalı önemli bilgiler veren Arı, müsabakadan ve antrenmandan en az 3 saat önce yemek yenmemesi gerektiğini, sorunlu sporcular ve psikolojik sorunlar yaşayan futbolcular konusunda neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler verdi. TÜFAT Ordu Şube Başkanı Turgut Kır, sporcu beslenmesi ve sporcu psikolojisi seminerine büyük önem verdiklerini belirterek katılan herkese tek tek teşekkür etti. Ordu ASKF Başkanı Mustafa Kılıç ise bu tür seminerlerin sporcu gelişimleri için önemli olduğunu aktararak katılanlar için verimli olacağını ifade etti. Spor haberlerinin sonuna geldik. Bizi izleyin haberiniz olsun. Mutlu akşamlar. Poyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sundu.